Hepinize selam arkadaşlar. Bugün bir adet salatalık kullanarak öncelikle cilt temizleme yapacağız. Sonrasında cildimizi sıkılaştırmak için salatalıktan buz yapacağız. Ve son olarak da salatalıktan krem yapacağız arkadaşlar. Cilt hasarlarını onaracak, cildimizi akşamdan sabaha gençleştirecek de bir krem yapacağız. Ve bu 3 uygulamayı yaparken de bir adet salatalık bizim için yeterli olacak. Öncelikle salatalığın 1/3'ünü keseceğim. Şöyle şu kadar bir kısmını kesiyorum. Bu arada salatalığı yıkadım ben arkadaşlar. Ve bunu buzdolabının buzluğunda donduracağım. Kalan salatalığın da kabuklarını soyacağım ince bir şekilde. Kabuklarını soyduğum salatalığı rendeliyorum. Yine ince bir rende kullanıyorum. Rendelediğim salatalığın suyunu süzeceğim ve 1 yemek kaşığı salatalık suyuna ihtiyacım var. 1 yemek kaşığı salatalık suyunu farklı kasenin içine bırakıyorum. Çıkardığım posayı, kalan kısmı da bir cezvenin içine bırakıyorum. Üzerine de yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. Sütü ilave ettikten sonra kısık ateşte 3 dakika kadar kaynatacağım arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika kaynatıyoruz, sonra ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra oda ısısına gelene kadar bekletiyoruz, sonra süzeceğiz. Oda ısısına geldikten sonra ince bir süzgeç yardımıyla kapaklı bir kabın içine süzüyoruz. Cildimizi temizleyecek harika bir süt yapıyoruz arkadaşlar. Cildimizi temizlerken hem nemlendirecek hem leke karşıtı çok güzel bir cilt temizleme sütü yapıyoruz. Bir çay kaşığı da tatlı badem yağı ilave edeceğim. Karıştırıyorum. Şöyle makyaj temizleme pamukları var. Karışımın içine bırakıyorum. Cilt temizleme pamukları şu anda hazır arkadaşlar. Dilerseniz böyle içine pamuk bırakarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz sıvı olarak da bir pamuğa dökerek cildinizi temizleyebilirsiniz. Bu pamuklarla sabah akşam cildimizi temizleyebiliriz. Kapaklı bir kapta bir hafta buzdolabında bozulmuyor hazırladığımız pamuklar. Bir hafta sonunda yenisini hazırlıyoruz. Şimdi sıra geldi salatalık kremini yapmaya arkadaşlar. Yapacağımız krem öncelikle cildi sıkılaştırıyor. Cildi çok güzel nemlendiriyor. Leke karşıtı ve ciltteki güneş hasarlarını onarıyor. Hasarlı cildi onaran bir krem yapacağız arkadaşlar. 1 yemek kaşığı salatalık suyunun üzerine 1 yemek kaşığı da aloe vera jeli ilave ediyorum. Aloe vera'nın bitkisini kullanarak da bu kremi hazırlayabilirsiniz. O zaman kıvamı biraz sıvı olacaktır arkadaşlar. Bir çay kaşığı da tatlı badem yağı ilave edeceğim. Burada bir adet E vitamini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben badem yağı ilave edeceğim. Badem yağı yoksa bir çay kaşığı zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Bu kremden cildinizi faydalandırabilirsiniz. Karıştırıyorum. Kremsini kıvama gelene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kıvamı da çok güzel oldu. Minik kapaklı bir kavanozum var. Onun içine boşaltacağım. Aloe vera ve salatalıktan hazırladığımız kremin tarifini daha önce kanalımda paylaştım. Kullananlar o kadar güzel geri dönüşler yaptı ki arkadaşlar. Eğer siz bu kremle ilk defa tanışıyorsanız mutlaka bu kremi cildiniz için hazırlayın. Cildinizi bu mevsimde bu kremden faydalandırın arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi mükemmel oldu.
Salatalık kremi 15 gün buzdolabında bozulmuyor arkadaşlar. 15 gün sonra yenisini hazırlayabilirsiniz. Salatalığı dondurmak için buzdolabının buzluk kısmına bırakmıştım. Bunlar daha önceden dondurduklarım benim arkadaşlar. Şu yeni bıraktım. Ben sürekli bu salatalıklı buzları cildime uyguluyorum. Evet arkadaşlar, temizleme sütümüz hazır, salatalık kremimiz hazır, salatalık buzumuz hazır. Bunları cildimize nasıl uygulayacağız? Cilt temizleme pamuklarını sabah akşam kullanabiliriz. Kremi akşam cildimize uygulayacağız. Salatalık buzunu da akşam cildimize uygulayacağız. Çünkü cilt kendini gece yenilediği için gece yapılan bakımlar çok daha etkili olur arkadaşlar. Önce cildimizi temizliyoruz. Sonra salatalık buzuyla oda ısısında 2 dakika kadar beklettiğimiz salatalık buzuyla yüzümüze aşağıdan yukarı masaj yapıyoruz. Masaj yaptıktan sonra yüzümüzü yıkamıyoruz arkadaşlar. Sonrasında da kremi sürüyoruz ve yatıyoruz. Salatalık kremini de cildimize masajla uyguluyoruz. Buz uygulaması hassas ciltli ve kılcal damarlı ciltler için uygun değildir. Uygulamaları her akşam cildimize yapıyoruz arkadaşlar. Ve kısa bir sürede cildimizin onarıldığını, cildimizin toparlandığını, akşamdan sabaha cildimizin gençleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Salatalık çok iyi cildi toparlıyor, cildi nemlendiriyor, cilt lekelerine çok iyi geliyor, göz altındaki morluklara çok iyi geliyor. Aynı şekilde aloe vera jeli de cildi çok güzel nemlendiriyor. Her ikisi de yaşlanma karşıtı etkileri var. Yaptığımız bakım hem cildimizi gençleştirecek hem de cildimizi yaşlanmaya karşı koruyacak arkadaşlar. Cilt lekeleriyle savaşacak, cildi sıkılaştıracak, sarkmaları toparlayacak ve çok basit malzemelerle harika bir uygulama yaptık bugün arkadaşlar. Bu uygulamayı yapan arkadaşlardan mutlaka geri dönüş yorumlarını bekliyorum. Dondurduğumuz salatalıkla cildimize masaj yaptıktan sonra masaj yaptığımız bölümü bu şekilde kesiyoruz. Kalan kısmı da tekrar buzluğa bırakıyoruz arkadaşlar. Sorularınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Sizleri orada görmek de beni çok mutlu edecektir. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.